Selam, merhaba. Ruhsat almalarını engelleyemedim. Engelleyemedin değil. Engellemedim. Hatta babamlar rica etti ikinci denetimi biraz öne alsın diye. Poyraz önce tehlikeye atıp sonra kurtarma taktiği. İyi ama o pozisyonu senden önce aldılar. Başka bir şey bulman lazım. Ne diyorsun anlamıyorum Hakan. Yani diyorum ki daha önce bunu deneyen çok kadın oldu. Bir işe yaramaz. Başka bir şey bulman lazım. Merhaba çocuklar. Merhaba Selma teyzeciğim. Gözün aydın. Ablan gelmiş adaya. Sağ ol. Sağ ol. Aa, ünlü tasarımcı Zeynep Sedef'le Kırlangıç Adası'na mı teşrif ettiler? Haziran'ın annesi ünlü mü? Ünlü. Ünlü tabii. Yoksa burada mağaza mı açacak? Gözün aydın Edil. Çevren genişliyor. Ay Zeynep adada kalır mı Allah aşkına sen de? Haziran'ı alıp gideceğim diye tutturdu. Gerçi koca kızı kolundan çekip götürecek hali yok tabii ama belli olmaz Zeynep bu. Hadi ben tuhafiyeciye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Selma teyzeciğim. Görüşürüz. Bana bak. Çıkar aklından o düşünceleri. Haziran kimsenin lafıyla adadan falan ayrılmaz. Eğer onun bu adayı terk etmesini istiyorsan oteli kapattır. Bak şimdi, online rezervasyon isteği gelince bu sayfayı açarsın, tamam mı? Tamam. Nehir, hangisiydi bu kliması bozuk oda? 124. Ne çabuk bozulmuş ya. Ya yok, bozulmamıştır. Kesin yanlış bir düğmeye bastılar. Bakacağım şimdi. Bu kola soğuk mu? Bence soğuk. Bence değil. Parasını ben verdiğime göre benim fikrim önemli. Yani tercih meselesi tabii, evet. Yani... Onca parayı şu leş gibi ılık şeyi içmek için veriyorum ben. Arkadaşlar size buz getirirler. Bir zahmet. Dur. Biz ne yapıyoruz? Biz müşterilere yükselmiyoruz. Sakin kalıyoruz. Ha. O zaman bu tipleri benden uzak tutuyoruz, değil mi? Tamam. Tamam. Benim de zaten bütün amacım bu. İyi. İyi tabii. İyi. Nasıl, sevdiniz mi burayı? Evet. Deniz nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Buyur abi. Abi mi? Ya bu ne labalilik ya? Kötü bir şey demedim ya. Yağlı yolu konuşma benimle. Pardon, ağız alışkanlığı. Buyurun bekle. Sen olmayacaktın var ya, ben buna gününü gösterirdim. Sen sıfır toleranssın, o yüzden. Sen gerçekten hala böyle mi düşünüyorsun? Hiçbir bir şey değişmedi. Poyraz, gözün aydın. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Ben uygun bir zamanda Aliye teyzemi ziyarete geleceğim, söz veriyorum. Gel bekleriz. Ama şimdi biraz işim var Hakan. Abi sen hallet işlerini, benim de biraz işlerim var. Ev havası darladı beni, geleyim böyle deniz kenarında takılayım dedim. İyi yapmışsın, kolay gelsin. Haziran. Durgun Bey'in konserden haberi var. Ama korkma, senin otelde çalıştığını bilmiyor. Bilse bile umurunda değil. Öyle mi? Bence umurunda olmalı Haziran. Sonuçta bizim şirketin arkasına iş çevirdiğin öğrenilirse... ...sektördeki bütün kapılar kapanır sana. Ve sonuçta sonsuza kadar adada kalmayı düşünmüyorsun herhalde. Belli olmaz. Belki de kalırım. Ne kadar da iyimsersin. Poyraz gerçeği öğrenince seni adada yaşatmaz. E şimdi Aliye teyze de uyandı. Bir tekme de ondan yiyebilirsin. Bence İstanbul'daki kariyerine sahip çık Haziran. Otel daha başına çok işler açacak. Alper! Alper! Bir bakar mısın?
Ne oldu? Ateş senin kölen değil yalnız. Okey. Okeyse sen niye denizde yüzüyorsun da benim kardeşim orada kanter içinde almış kasaları elinde taşımaya çalışıyor? Yalnız ben ona kasaları taşımasını söylemedim. Ha benim kardeşim aptal. Öyle kendi kendine iş yaratıyor yani. Aptal demeyelim de biraz aşık. Nasıl yani? Poyrazların oteline kasalar gidecekti. Ateşli nehri görürün diye biraz acele etmiş. Ay canım ya. Ya ben onu otele götürürdüm. Ayrıca o kasaları da taşıtmazdım. Öyle olmaz. Yani o zaman iş için uğramış gibi olmazdı. Ya sen hiç pirotonik takılmadın mı? Yani öyle övünmek gibi olmasın ama... Hayır. Bak şimdi. Böyle güya tesadüfenmiş gibi karşılaşmalar icat edersin. Böyle bir an gözleri ruhuna değince alev alırsın. Böyle söylediği her sözün altında bir anlam, bir duygu, bir şey ararsın. Ha? Ya sen de dene bir ara. Onun da ayrı bir tadı var. Öyle bir anlattın ki. Canı çekti değil mi? Yani. Ya burada çok güzel olmuş ama önce ben deneyeceğim. Tamam mı? Dur yavaş dur. Bayılırım hamakta uyumaya. İyi sen burada uyu o zaman. Ben de seni seyredeyim. Haziran. Ben... Ben dün konseri senin için çıktım. Otel için demek istedin herhalde. Hayır. Hayır sadece senin için. Ben de seni arıyordum. Aliye teyzem için şahane bir fizik tedavi uzmanı buldum. İyi yapmışsın dedim. Sağ ol. Ben şeye bakayım. Bu restorana. Fotoğraf kabini kurmuşsun. Sen nereden duydun? Adadaki her şeyden benim haberim var. Ortaokuldayken fotoğraf kabininde fotoğraf çekilmiştik, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Harçlıklarımızı biriktirip gittik. Evet, hala saklıyorum ben o fotoğrafları. Şimdi nerede? Yine çekilelim. Kabin hemen arka tarafta. Tamam, hadi gel, gidelim. Gel, göster bana nerede olduğunu, hadi. Gel. Yapacağız? Yok, bunlar para atmıyoruz, onlardan değil. O zaman sabah kadar fotoğraf çekiliriz. Pardon. Fotoğraf çektirmek ister misiniz? İstersiniz tabii değil mi? Denize gidecektim ama. Ama önce bir hatıra fotoğrafı çektirelim değil mi? Buyurun lütfen. Buyurun. Siz burada mıydınız ya? Kusura bakmayın, bir müşterimiz fotoğraf çektirmek istedi. Ben de böyle... Tabii buyurun lütfen. Buyurun. O zaman bu sende kalsın. Ben alayım onu. Senin işlerin vardır, resepsiyona bırakırım, sonra alırsın. Yani tabii unutmazsan. Tamam. Tamam. Bir de şu fırının fanlarına baksak mı? Yani bir gelip senin bakman lazım da. İdil, sen de kusura bakma, malum biz çalışıyoruz. Ben her şeyin farkındayım, merak etme. Aliye teyzenin fizik tedavi uzmanını arayalım mı? Olur tabii. Numarayı alayım sen de.
Terzi Selena. Görkem, hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Hadi sen bana bir sade kahve söyle. Tamam. Oğlum, bir sade kahve bize hemen. Çabuk. Tamam. Hadi. Şimdi, acımasız ol, dürüst ol, tamam mı? Bana gerçeği söyle. Amca mıyım ben? Yani ben amca demezdim. Allah seni kahretmiş mi de deseydin. Buyur amca. Senin amcanın... Görkem, ya sen niye takılıyorsun böyle şeylere? Herkes bana teyze diyor mesela. Ama sen teyzesin. Kusura bakma Selma'cığım, için teyze senin yani. İçin yaşlı. Ne inişin var, ne çıkışın. Ne tutkun var, ne de hırsın. Dümdüzsün böyle, ova gibi. Emekli denizi gibi durgun, bitimsiz. Yani kusura bakma, dost acı söyler yani. Yok, yok. Haklısın. Kahve de köpüklü olmuş. Afiyet olsun. Kız ne diyeceğim? İstanbul'a geldiğinde tamam el ele tutuşuyoruz, botoksa gidiyoruz beraber. Botoksa mı? Gitmem, yaptırmam öyle şeyler. Nasıl gitmem ayol? Öyle bir gidersin ki. Bir buradan pst, bir buradan pst. Bir de alttan hafiften de oldu. Ya Görkem, ben doğallıktan yanayım bir kere. Kız Allah seni doğallıktan yanayım derken gözlere bak. Sentetik bakıyor gözler. Bakıyorum hemen samimi olmuşsunuz. Ben besbensiz yaşayamıyorum. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Çok iyi dedin. Çok iyi dedin Görkemciğim. Değil mi aşkım? Kıskandı değil mi? Orta yerinden çatladığını karşı kıyıdan duymuşlardır şu anda. Duyuluyordur vallahi. Oh, cenazemi attım ya. Oh. Tamamdır. Sahilde şemsiye kalmamış. Bir saniye. Numaranızı alayım. Kimi diyorum ben? Tamamdır. Telefonla konuşuyor, numaranızı... görmüyor musun? Görüyorum, kör değilim. Teşekkürler, görüşmek üzere. Buyurun. Her şeyi yeniden mi anlatacağım? Sahilde şemsiye kalmamış, hemen bir tane ayarlayayım. Tamam, ben sizi gölgede bekleteyim, hemen arkadaşlara söyleyeyim, boşalınca hemen size... Ya sen bana müdürünü falan çağırsana. Çağırayım da. Hadi hadi. Kabalığa gerek var mı? Ya ateş başıma vurmuş zaten, ne kibarlığından bahsediyorsun? Beyefendi. Sıkıntı neydi, ben yardımcı olayım size? Sen müdür müsün? Öyle sayın, buyurun. İyi, sahilde şemsiye kalmamış. Tamam olabilir, biz belli bir sayıda şemsiye koyabiliyoruz. Ne demek olabilir? Ne kadar müşteri alıyorsanız o kadar da şemsiye koyacaksınız. Halletmişsin ya. Yalnız öyle sağa sola vurmazsak. Sinir geldi, ne olacak? Beyefendi bakın şu tonu bir düşürelim, öyle devam etmeyelim bence. Hangi tonda konuşmak istiyorsam o tonda konuşurum. Müşteriyim ben. Memnun kalmasam da çeker giderim. Çıkarın benim hesabımı. Yalnız çocuklara bağırmazsak sevinirim. Nehir, sen çıkarsana beyefendinin hesabını. Oo, kovuluyorum yani. Ha? Kovuluyorum buradan ben. Çaptık ya. Siz beni kovamazsınız. Ben istersem giderim. Ya sen bela mısın? Kendine söylemedin mi gideceğim diye? Para falan da vermiyorum. Burak, sen beyefendiye eşlik et, eşyalarını alacak odasından. Sen duydun beni, ha? Para falan da vermiyorum. Senin paranı falan istemiyorum ben. Çık git buradan. Sakın denem onu. Ha, döveceksin yani ben ha? Ha, döveceksin. Ya siz nasıl işletmesiniz? Ha, resmen dövecek beni. Benim sabrımı daha fazla zorlama, çık git buradan. Hadi. Nehir, hadi sen bir şeyler iç, mola ver. Siz de kusura bakmayın lütfen. Rahatsızlık verdik size. Olabiliyor böyle şeyler. Siz de haklısınız. Poyraz, iyi misin? Ne oldu orada ya az önce? Manyak mıdır nedir? Aa, adama bak. O projenin oluru yok Cevdet. Hatta hiç belediye meclisine falan da getirme. Sen üzülürsün.
Tamam, o zaman dediğim gibi sen yeniden bir düşün, eksikleri tamamla, sonra konuşuruz. Merhaba. Tezgahlardaki ürünler bile hiç değişmemiş. Böyle kenarı işlemeli yazmalar, çirkin çirkin kolyeler, bilezikler. Bir zamanlar sen de takardın o kolyeleri. Üstelik çok yakışırdı. İnsanın zevkleri değişiyor, gelişiyor değil mi? Bir gün karşılıklı bir kahve içeriz ha. O kadar hukukumuz kalmıştır artık. Olabilir. Kıyamet kopmuş. Kıyamet kopmadı. Tam kopuyordu, defoldu gitti herif. Ya tamam. Tamam, haklısın. Bu işler gerçekten bana göre değil. Ben otel işinden falan anlamıyorum. Haklıymışsın. Mutlu musun? Değilim. Bak, sen çok iyi idare etmişsin. Yani hatta senden beklemediğim kadar sakin davranmışsın. Ben orada olacaktım var ya, Nehir'e bile el kol hareketi yapacaktı, bir şeylere vuracaktı falan, böyle direkt boğazına yapışırdım. Hani her zaman müşteri haklıydı? Öyle üslubunu bozmadığı, el kol hareket falan yapmadığı zaman haklı. Ötesi değil. Neyse. Sen onun hesabını kesmekle iyi yapmışsın, tamam mı? Otelde kalmaya devam etseydi eğer herkesin huzurunu bozardı. Biz bir konuda daha anlaştık yani. Öyle mi oldu? Yo, anlaşmadık. Yani bunu anlaşmadan ben, biz tam olarak anlaşmadık. Yani öyle bir şey yok, tamam mı? Hem sen, şu arkadaşın neredeydi? Eski olan var ya, şu idil olan. Nerede o? Gitti. İyi, fotoğraflar da resepsiyonda. Tamam, alırım bir ara. Selam. Çay saati için istediklerinizi getirmiştim. Teşekkürler. Evet, bunları getirdim. Bunlara da bak. Sana bir şey soracağım. Tarçınlı ve fındıklı kurabiyeyi tabii ki unutmadım. Yok, onu değil. Poyraz'la İdil. Yani böyle hiç eskiden lisedeyken falan sevgili oldular mı? Yani ben öylesine sordum. Öyle önemsediğim için falan değil. Ayrıca bana ne Poyraz'ın eski sevgilisinden? Umurumda bile değil. Öğrenmene gerek yok o zaman. Nasıl yani? Söylemeyecek misin? Umurumda değil dedin ya. Umurumda. Umurumda tabii ama yani o anlamda değil. Şimdi Poyraz benim ortağım, komşum. İdil'in de maşallah var, sürekli yanımızda. Yani eğer aralarında eski bir şey varsa bilmek isterim. Yok. İdil'le Poyraz benle Alper gibi. Daimi arkadaş. Sadece ve daima arkadaş. Evet. Poyraz'ın hayatında önemli tek bir kadın oldu. O da onu yakıp geçti. Kim? Ya biz bunu unutalım gitsin, tamam mı? Poyraz bunlardan bahsetmemizi istemez. Haziran, Poyraz'ı üzme, tamam mı? Bunları bıraktım. Thank you.
Melisa gitti mi? Hı hı, acelesi varmış. Bana teknede yazanın ismi ve hikayesini anlatacaktın. Söz vermiştin. Tamam, söz vermiştin de bir gün belki anlatırım dedim. Seni çok üzmüş birini hatırlatıyor. Değil mi? Unutmak istediğim birini hatırlatıyor.